Sevgili arkadaşlar, çok heyecanlı bir şekilde videoya giriyorum. Gerçekten çok heyecanlı. LGS'yi ben çok seviyorum. LGS İngilizcenin müfredatını da çok seviyorum. Gerçekten çalışınca yapılabilecek kolay, zevkli bir İngilizce sınavı olmuş. Hemen birlikte çözmeye başlayalım. Umarım onda 10 yapmışsınızdır. Birinci soruyla başlıyorum. Birinci soruda Andy ve David arasında bir diyalog var ve diyaloğu okumadan önce soruyu okumamız gerekiyor. Soruda bana diyor ki David accepts Andy's invitation. Which of the following can be David's answer for to Andy? David Andy'nin davetini kabul ediyor ve hangisi, şıklardan hangisi David'in Andy'ye cevabı olabilir? Andy ne demiş? Bir bakalım. Our basketball team plays a match this Saturday. The match starts at 2 p.m. Would you like to watch the match with us? Basketbol takımlarının bir maçı varmış bu cumartesi ve maç 2'de başlıyormuş. Bizimle birlikte izlemek ister misin diye soruyor. Şimdi cevaplarına bakalım. I'm sorry but I'm having a picnic with my friends on Saturday. Oh, it sounds awesome but I have to study for an exam. I have to finish my project on Saturday but I will join you. I'm sorry but I have another plan on Saturday. Arkadaşlar bize soruda demişti ki Andy'nin bu davetini kabul edecek. Accept. Kabul ettiği şıkkımıza bakıyorum. A şıkkında bana cumartesi günü arkadaşlarıyla pikniğe olduğu için katılamayacağını söylüyor. B şıkkında ders çalışması gerektiği için katılamayacağını söylüyor. D şıkkında da cumartesi günü başka bir planı olduğu için katılamayacağını söylüyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı çünkü kabul ediyor. I have to finish my project on Saturday. Evet benim projemi bitirmem gerekiyor cumartesi günü. But I will join you. I will join you. Ama size katılacağım. Dolayısıyla cevabım C şıkkı oluyor burada. Çünkü kabul ettiği tek şık. İkinci soruya bakalım. According to the conversation above, Jane... Yukarıdaki diyaloğa göre, konuşmaya göre Jane. Tamam. Hi Jane, I'm organizing a movie night on Friday evening. It will be fun. Would you like to come over? Selam Jane. Bizim cuma akşamı bir film gecesi organize ediyorum ve çok eğlenceli olacak. Katılmak, gelmek ister misin? Hi Linda, I would really love to join you but my cousin is visiting me on Friday. Can she come with me? Selam Linda. Gerçekten size katılmayı çok isterim ama o gün benim kuzenim beni ziyaret edecek. Benimle birlikte gelebilir mi? Can she come with me? According to the conversation above, Jane ne demiş olabilir? May come to the event if she can bring her guest with her. Evet, direkt cevabımız A şıkkında zaten. Eğer misafirini kendiyle birlikte götürebilirse gelecek. We organize her own movie night on Friday evening. Her own, kendi film gecesini organize edecek. Hayır. Doesn't like that kind of event. Ben böyle bir organizasyon, böyle bir şeyi sevmiyorum diye bir şey söylemedim. Doesn't want to watch a movie that night. Ve aynı şekilde bir film izlemek istemediğini de söylemedi. Söylediği şey, kuzenim gelecek, benimle gelebilir mi? Yani may come to the event if she can bring her guest with her. Soru 3'e bakalım. Which of the following completes the conversation above? Hangisi bu diyaloğu, konuşmayı tamamlıyor? I want to have steak for dinner. Can you cook it for me, mom? Sure. Blah blah blah. About 30 minutes. Peki burada steak yemek istediğini söylüyor. Akşam yemeği için bir istekte bulunuyor annesinden Sam. Annesi tamam diyor. Sonra Sam bir soru soruyor ve cevabında yaklaşık 30 dakika. O zaman what are the ingredients? Malzemeler neler? Değil. Can you give me the recipe? Bana tarifi verir misin? Değil. Do you need my help to cook it? Onu pişirmek için benim yardımıma ihtiyacın var mı? Değil. Cevabımız how long does it take to cook it? Ne kadar sürer pişirmek? O da diyor ki yarım saat yaklaşık. How long? Güzel. Dördüncü soruya bakalım. I'm sorry. He is not here at the moment. Would you like to leave a message? Şimdi bu soruyu şıkları okumadan önce şunu söylemek istiyorum.
Bu sıralama sorusu biliyorsunuz deneme çözerken de çok karşımıza çıkıyor. Gerçekten önemli bir kalıp ve bunun kesin çıkacağı her LGS'de belli neredeyse. Dolayısıyla öncelikle başladığın cümleyi bulursan ve son cümleyi bulursan arayı zaten çok kolay buluyorsun. Türkçe'de de mantık aynıdır. Hemen çözelim. I'm sorry, he is not here at the moment. Would you like to leave a message? Üzgünüm, o şu anda burada değil. Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Hi, this is Kevin. How can I help you? Selam, ben Kevin. Nasıl yardımcı olabilirim size? How can I help you? Ve üçüncü cümlede, Could you tell him to call me back please? Ona beni geri aramasını söyler misiniz lütfen? Ve dördüncü cümlemizde, Hi, this is Adam. May I speak to Frank please? Evet, şimdi öncelikle tabii ki telefonunuz çaldı, açtınız. Öncelikle bir yerde çalıştığınızı hayal edin. Merhaba, ben işte bla bla, nasıl yardımcı olabilirim? Demeniz gerektiği için Hi, this is Kevin. How can I help you? İle başlayacak ikinci şıkkımızla. Ve daha sonra karşısındaki insan da tabii ki selamına selam verecek. Hi, this is Adam. May I speak to Frank, please? Frank'le konuşabilir miyim? Ben Adam diyor. Ve cevap olarak da I'm sorry, he is not here at the moment. Would you like to leave a message? Üzgünüm, o şu anda burada değil. Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Ve son olarak da cevabı Could you tell him to call me back, please? Beni geri aramasını söyler misiniz? Çok fazla çözdüğümüz soru tiplerinden biriydi B şıkkı. Ve beşinci sorumuzda çok tatlı. This is Milo. Evet, gerçekten görüyorsunuz ki soru tarzları da günümüz teknolojisiyle, güncel durumlarımızla gerçekten örtüşüyor. This is Milo. It helps us with the kitchen chores. Evet, ev işlerinde bize yardım ediyormuş sevgili Milo. Peki hangisi Milo'nun işi diye soruyor bize. Loading the dishwasher, taking the dog for a walk, ironing the clothes, making the bed. Bize demişti ki, bize mutfakta yardım ediyor. Kitchen demişti. O zaman mutfakla alakalı olan şıkkı seçmem gerekiyor. Bulaşık makinesini doldurmak, köpeği yürüyüşe çıkarmak, kıyafetleri ütülemek, yatağı toplamak. Kesinlikle bulaşık makinesi çok kolay bir soru. Burada kitchen'ı görmeyen soruyu kaybeder. Ama kitchen'leri için mutfakla ilgili tek ev işimiz de burada bulaşık makinesi. Dolayısıyla A şıkkını işaretledim. Altıncı soruya geldim. Çok 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 çıkan bir soru tarzı. Kitapların üzerine kitap ismi yazıp kitaplarla alakalı ünitemizle ilgili soru soruyorlar her zaman. Daniel has read the books. Daniel has read the books above. He wants to buy a new book on similar topic. Peki, Daniel bu yukarıdaki kitapları okumuş ve aynı konuyla ilgili, aynı alanda yeni kitap almak istiyormuş. Which of the following books will Daniel buy next? Famous sports festivals, ünlü spor festivalleri, Children's poems, çocuk şiirleri, traditional Indian food, geleneksel Hint yemekleri, history of modern physics, modern fiziğin tarihi. Burada yukarıdaki kitaplara baktığım zaman Scientific Inventions in Germany, The Biggest Experiments of the 20th Century, Scientific Achievements in Turkey. Peki burada hep bilimle alakalı kitaplar var. Science biliyorsunuz ki bilim. Dolayısıyla bilimle alakalı olan tek şıkkım D seçeneği olduğu için altıncı sorumuzun cevabı da History of Modern Physics olmak durumunda. Mike is a university student in Istanbul. Mike üniversite okuyor İstanbul'da, bir üniversite öğrencisi. He is going to visit his friends in Ankara next weekend. Ankara'daki arkadaşlarını ziyaret edecek gelecek hafta. He has 70 Turkish liras for transportation and he wants to go there in the shortest time possible. 70 lirası var ve en kısa sürede gitmek istiyor.
Aynı bu tarz bir soru geçen sene LGS'de çıkmıştı ama yemeklerle alakalıydı. Bir restoranda birisi vardı ve elindeki parasıyla uçağa olan zamanını karşılaştırarak yine iki kritere bağlı olarak aynı para ve zamana bağlı olarak o yüzden bu soru tarzı da konu değişse bile mutlaka çıkıyor. Zamana ve paraya bağlı olarak hangisini seçmeli? Mantıklı olan hangisi? İngilizce bir mantık sorusu. Hemen bakalım. 70 lirası var ve kısa sürede gitmek istiyor. Şimdi kısa sürede gitmek istediği için zaten 8 saat olmaz. Çok uzun süre. Evet 40 lira yetiyor ama 8 saat olmaz. 80 lira aşıyor. 4 saat kısa ama 80 lira fazla geliyor. 70 lirası olması gerekiyor. 100 lira fazla geliyor. Evet 1 saat kısa ama 100 lirası yok. 70 lirası var. Dolayısıyla hem 60 lira yani 70'in altında olan yeten hem de saat olarak da uyan tek seçeneğim otobüsle gitmesi A seçeneği. Tekrar söylüyorum B seçeneğinde 70 liradan fazla tuttuğu için. C seçeneğinde çok uzun süre sürdüğü için. Ve D seçeneğinde de yine 70 liradan fazla tuttuğu için direkt eliyorum. 8. soruya geldim. Which of the following questions has Sandra answered in her blog? Sandra's blog. Sandra'nın bir blogu var ve hangi sorulara cevap verdiğini hangi soruya cevap verdim? Bakalım. Hello friends. Today I will answer your questions. Let's start with the first question. I love reading about famous people's lives. Which of the following questions has Sandra answered in her blog? Peki blogunda Sandra hangi soruyu cevaplamış? Demiş ki I love reading about famous people's lives. Ben ünlü insanların hayatları hakkında okumayı seviyorum. O zaman ne hakkında, ne tür okumayı seviyorsun diye sormam gerekecek. Birinci şıkkımda Where do you buy your favorite books? İşte favori kitaplarını nereden satın alıyorsun? Bu değil. How many books? Kaç tane kitap? Direkt eledim. When will you write? Ne zaman? Direkt eledim. D şıkkında What kind of books do you like? Ne tür kitaplar seversin? Cevap olarak da I love reading about famous people's lives. Ve son iki soru. You see some comments about rafting in Rize below. Rize'deki bazı böyle raftingle alakalı yorumları görüyoruz aşağıda. Sorumuz da şu. According to the comments above, who says something about safety? Safety güvenlik. Kim güvenlikle alakalı bir şey söylüyor? Bakalım. Cindy diyor ki, I think it was an amazing experience. I will do it again. Bence harika bir deneyimdi. Bunu tekrar yapacağım demiş. Cindy değil. Fred'e bakıyorum. It was both challenging and exciting. I liked it. Hem çok zorlayıcı hem çok heyecanlıydı. Kesinlikle sevdim diyor. C'ye bakıyorum. Tom D şıkkındaki Tom'a bakalım. It was not exciting. I didn't find what I looked for. Heyecanlı değildi ve aradığım şeyi bulamadım. Ve Kate diyor ki It was very dangerous. Çok tehlikeli. You shouldn't do it without your helmet. Ve kesinlikle bunu kaskınız olmadan yapmamalısınız diyor. Dolayısıyla tehlikeli olduğundan ve kasksız yapılmayacağından bahsettiği için C seçeneğindeki Kate işaretliyorum. Son soruma geldim. Son sorumda According to the information about Tina's and Nick's social media accounts above, which of the following is not correct? Tina'nın ve Nick'in sosyal medya hesaplarıyla ilgili hangisi doğru değildir? Not correct. Geçen sene sınavda böyle 2-3 tane öğrencim maalesef sorudaki notu görmeyip ilk seçenekte de doğru olunca ha bu deyip geçmişlerdi. Dolayısıyla burada soru çözerken İngilizce'de özellikle LGS için not correct, correct buradaki olumsuz eklerini göz önünde bulundurarak çözmemiz gerekiyor. Hemen 10. soruma da bakıyorum. Tina diyor ki 23 yaşında, Nick de 25 yaşında. Tina 340 tane insan onu takip ediyormuş ve internette 11 videosu varmış ve videolarının 300 like'ı varmış. Nick'in 450 tane insan takip ediyormuş, 15 videosu varmış ama 265 like'ı varmış.
Peki beğensi yani. O kadar Türkçeleşmiş ki like'ı varmış. Bir like atsana, like like. Türkçesini söyleyemedim az önce. Okey, beğensi varmış yani. Peki, Tina'ya ziyan gören Nick. Evet, Tina 23, Nick 25. Tina, Nick'ten daha genç. Doğru. A seçeneğim doğru. C'ye bakıyorum. Nick has more videos. Nick'in daha çok videosu var. Evet. 265 like olmasına karşın evet ama 15 videosu var. Tina'nın 11 videosu var. O yüzden C seçeneğine doğru. Nick'in daha fazla videosu var. Nick has less likes. Less daha az. Little, less, least. Bunu zaten biliyorsunuz comparative superlative yapılarından. Nick has less likes. Nick'in daha az beğenisi var. Evet. Tina'nın 300 varken Nick'in 265 tane var. Tina'yı 340 insan takip ediyor. Nick'i 450 insan takip ediyor. Bu yüzden de daha çok insanın Tina'yı takip ettiği yanlış ve biz de yanlış arıyoruz. Sevgili arkadaşlar, umarım full fit çekmişsinizdir. 10'da 10 yapmışsınızdır. Yapamadıysanız da üzülmeyin. 2022 LGS adayları, size de güzel haberim var. Ünite ünite, konu konu birlikte çalışmaya başlayacağız. Temmuz ayından itibaren LGS 2022'ye hazırlanacağız. Sevgiler.